Merhaba arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya Güney sen de durmadan bu arz fiyatının altına sarkan şirketler hakkında video yapıyorsun. Hani gelen kap bildirimleri TAP Gıda'ya ne kadar etki edebilir ki? Hani TAP Gıda aylardır küçük yatırımcıya özellikle süründüren bir firma. O kadar kendilerine güvenen yatırımcıya süründüren bir firma. Yani en azından şu arz fiyatının üzerine atmak için bir şey yapmıyorlar diyeceksiniz. Ama geldiğimiz noktada Türkiye'nin en büyük arz gelirine sahip olan bir şirketten bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da ne yazık ki halen Avrupa Kent ve Sur Tatiller gibi arz fiyatının üzerine tam olarak kendini atabilmiş değil arkadaşlar. Ama yeni gelen kap bildirimleri sanki önümüzdeki bilanço döneminde artık TAP Gıda'nın beklenilen yerlere geleceğinin bir habercisi gibi görünüyor. Bazen de bazı sosyal medya haberlerinde, mesajlarında acaba halka arz edilirken şu İskonto oranı çok mu düşük söylendi diye bazı mesajlar da gelmiyor değil arkadaşlar. Dikkate değer mesajlar tabii ki bunlar. TAPKİ'de bakın Zeynep Aktaş paylaşmış. 2024'te 200'den fazla yeni restoran açacakmış arkadaşlar. Bunun taahhüdünü vermiş. Düşünebiliyor musunuz? TAPKİ'de 2023 yıl sonu itibariyle kendi işlettiği 928 restoran ve franchise yatırımıyla işletilen 687 restoranla birlikte toplamda 1615 restorana ulaşmış 2023'te. 2024 yılı hedeflenen TAP Gıda bu yıl içinde restoran ağına 200'ün üzerinde yeni restoran ekleyeceğini büyümeyi planlıyor. 200'ün üzerinde yani 1615'ten 1800'ü geçecek diyor. TAP Gıda 130 TL'den halka arz oldu. Fiyatı 125 TL. Halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Fiyat kazanç oranı 20,54. PD oranı 13. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar büyük işletmeleri hayata geçirecek. Bu kadar çok restoran açılımı yapacak. Neden yükselmiyor bu hisse? Neden yükselmiyor? Acaba ileride çok yükselecek de bugünden toplayanlar hızlı yükselmesini engelliyor. Hani acaba birileri alttan alttan topluyor mu diye düşünmeden de edemiyoruz. Tamam, tam halka arz olduğu dönemde o boykotlara denk gelmişti. O İsrail-Filistin savaşına denk gelmişti ne yazık ki. Kötü bir zamandı. Umuyoruz ders alırlar. Umuyoruz yani ne diyelim buradan şimdi İsrail'e birçok söz söylenebilir. TAP Gıda kendileri yaptığı açıklamalarda bizim bilgimiz yok demelerine rağmen hani o Burger King, o McDonald's gibi firmaların TAP Gıda tarafından işletilmesi hani bir yandan da ne diyelim? Ne diyelim yani? Ne diyelim arkadaşlar? Umarız Allah'larından bulurlar ne diyelim? Biz buradayız, takip edeceğiz arkadaşlar. Ama umarız TAP Gıda'da olması gereken bölgeye bir an önce gider de küçük yatırımcıyı bir an önce o aldıkları güveni sağlarlar arkadaşlar. O güveni hak ederler. Öyle söyleyelim. Biz buradayız, takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.